repertuarında yer alıyor. Bu da sıra dışı bir şey. Prens Siegfried, göl kenarında dolaşırken ortaya çıkan biri, ona Prenses Odette olduğunu, büyücü Rothbart'ın onu ve arkadaşlarını kuğu şekline soktuğunu, ancak gece yarısı geçici olarak insan kılığına geri dönebildiklerini söyler. Büyünün bozulması için bir erkeğin kızlardan birine aşık olup sadece onun aşkı için yemin etmesi gerekmektedir. Çağımızda yaşıyor. Klasik her zaman çok önemli bir yeri var klasiklerin ama yeni çağdaş koreograflar pek çok klasiği bambaşka tarzda yorumlayıp sunuyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Sevgili Mehmet Balkan da öyle yaptı. Siyah kuyu ile beyaz kuyu normalde her balede aynı kişi dans eder normalde ama burada iki farklı kişi dans ediyor. Bambaşka bir yorum. Konservatuar eğitiminden başlayan yolculuğumuzda ilk öğrendiğimiz balelerden biriydi zaten Kuğu Gölü. Mezun olurken de konservatuardan Siyah Kuğu'yu canlandırmıştım. Daha önceden tanışıklığım olduğu için neyse ki çok zorlanmadım. Yani tabii ki çok zorlanıyorum aslında ama çok zevkli her türlü. İzleyicilerin beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü biz çok çalıştık. Gerçekten hani yorucu bir dönem oldu. Çünkü çok kalabalık bir kadro. Yani sanıyorum hani izleyicilerin zevkle izleyeceği bir anlatım şekliyle sahneleyeceğiz. Lale Balkan'ın sahneye koyduğu eserde Odette rolüyle Deniz Zirek ve Özge Başaran'ı, Odiel rolüyle ise İlke Kodal, Tülay Yalçınkaya ve Müge Celiloğlu'nu izliyoruz. Eserin koreografisi ünlü koreograflar Petipa ve Ivanov'dan hareketle Mehmet Balkan, güncel librettosu Şefik Kahraman Kaptan, dekor ve kostüm tasarımı Savaş Camgöz, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor. Heyecanını kaybettirmeden temperamentli gittiğini düşündüğüm, daha çağdaş, daha bugünkü dünyaya daha uygun, farklı bir çizgide bir eser çıkardığımızı düşünüyorum. Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu, dünyaca ünlü bestekar Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü Balesi, sezon boyunca izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Evet, geldik kısa sorularımıza Asena. Şimdi öncelikle yolda yürürken çevrendeki olaylara dikkat eder misin? Çevremdeki evet yani kişiler arası konuşmaları hep duyuyorum. Aslında duymamak için de biraz şey kullanıyorum. Sürekli kulağımda bir kulaklık oluyor. Çok fazla yürüyorum. Daha çok aslında mimari yapılar da çok dikkatimi çekiyor yani. Gözlemcisin yani. Evet. Bir kişiyi görür görmez o kişiye notunu verir misin? Yok yani ön yargı denen şeyin çok farkında olduğum için genelde biraz zaman tanırım. Müzik için vazgeçtiğin bir şey oldu mu? Senin için önemli olup da vazgeçmek zorunda kaldın? Kendi inatçılıklarımdan vazgeçtim. Peki. Peki pişman oldun mu bunlardan vazgeçtiğine? Yok hayır, pişmanlık benim hayatımda hiç olmaz. Çok güzel, çünkü bir sonraki sorum çok pişmanlığın var mı hayatındaydı? Onu direkt diskalifiye etmiş oldun. Bir insanı yakından tanımak istesen o insana nasıl yaklaşırsın? Ben genelde yüksek krediyle başlarım aslında. Demin söylemiştiniz not onunla evet. Bağlantılı olarak. Dolayısıyla açık yüreklilikle ve samimiyetle başlarım. Sonrasında zaten gerisi gelir kendiliğinden. Peki İstanbul trafiği için, İstanbul gerçekten caz yapan bir şehir esasında. Senin de şarkılarına konu olduğu gibi ve trafiği de çok meşhur. Sürücülere buradan bir şey söylemek istesen, bir slogan ne söylemek isterdin? Kendinizi karşınızdakinin yerine koyun. Çok güzel söyledin. Çok teşekkürler Esra. Çok güzel bir albümüm var. 11 Nisan'da neredeydin? Nargis Caz Kulübü'ndeyiz. Nargis Caz Kulübü'nde sahnedesin. Orada olacağım ben de. Geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Sanat 2013'ten bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında buluşuncaya dek hoşça kalın.